Evet değerli arkadaşlar, videomuzdan da izlediğiniz gibi bu akşam çok değerli bir ses sanatçımız Sümer Ezgü ile beraber olacağız. Kendisini şimdi yayına alıyorum. Hemen şuradan bulmam lazım. Çok güzel bir sohbet olacağından eminim. Kendisi çok değerli bir folklor adamıdır. Hepimizin de yakından bildiği gibi halk oyunlarıyla olan bir abimiz. Kendisini burada şimdi tecrübelerinden faydalanacağız. Umarım eğlenceli, böyle zevk aldığınız bir yayın olur. İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü'nün etkinliklerinde yaptığımız bir yayın. Evet, istek gönderdim. Şu an Sümer abi inşallah şey yapar. Evet. Hoş geldiniz Sümer abi. Merhabalar, hoş bulduk. Nasıl, sesin iyi geliyor mu? Güzel güzel, evet. Vallahi her Benim zamanki geliyor mu? gibi kadife sesin bomba gibi geliyor kulaklara. Çok iyi, yani biraz da internetle ilgili bu. Bazen köydeyim ben çünkü. Köyde biraz sorun da yaşayabiliyoruz. Evet. İyi, iyi geliyorsa sevindim. Tekrar hoş geldin abicim. Teşekkür ederim. Öncelikle İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Levent Yazıcı'nın selamlarını ileteyim ben size. Çok Çok selamları teşekkür var. ederim. Çok Benden de memnun çok selam. oldum size böyle misafir olduğunuz için. Sağ olsun, çok teşekkür ederim. Ben de çok selamlarımı gönderiyorum. Aleyküm selam. Sayın İl Milli Eğitim Müdürümüz Levent Özil de şimdi yazdı. Onun da çok selamları var. Teşekkür ederim. Ben ilk habere. Hoş geldiniz diyor. Şimdi Sümer abicim, Teşekkür nasılsınız? ederim. İyisiniz inşallah. Bu Yani olabildiğince iyiyim işte. Biliyorsun Türkiye'de, bütün dünyada bir Covid-19 var. evet, maalesef. Kendimi bu şeyden, riskten arındırmaya çalışıyorum. Bir de şimdi TRT'de bir programa başladım. Anadolu'yu dolaşarak böyle bir program istediler. Çok dikkat etmem gereken bir şey. Hem sağlık açısından çok fazla temasta olmamamız lazım. Kış şartları başlıyor. İşte onun çekimlerine başlayacağım şimdi. Anadolu'yu dolaşarak böyle oradaki yerel müzikleri, ustaları, çalgıcılarımızı, davulcuları, zurnacıları, işte cümbüşçüleri, Maşallah. bağlamacıları, dörtçüleri, halk oyunlarını tabii ki, halk oyunları, oradaki yerel oyunları çekeceğiz. Pazar günü düşünüyorlar yayını, 17'de Ocak ayından itibaren düşünüyorlar. Ona hazırlanıyorum işte bir taraftan. Bir taraftan sanat akademim var Antalya'da. Sanat akademisini yürütüyoruz. Bu koşullarda da devam ettiriyoruz. Böyle Maşallah. geçiyor. İnşallah hayırlı olsun. Şimdi abicim diyorum çünkü biz folklorcular, halk oyuncular öyle bir çok samimi olduğumuz için Evet, yol aynı. abicim diyorum inşallah bir pot kırmam. Biraz da Hayır, heyecan. yolumuz aynı yani halk oyunları. Ben de eski halk oyuncu olduğum için Evet. zaten halk oyunlarında hemen kaynaşma oluverir. Onun için mutlu olurum. Sağ ol abicim. Şimdi zaten Sümer Ezgü kimdir gösterdik biz yayının açılışında. Eski iyi bir halk oyuncu. Kardeşiyle beraber bu arada değerli Tamam. misafirlerimiz Sümer abinin karşısında oynayan da Taner Ezgü'ydü. İkisi beraber Serenler Zeybeği'ni oynadılar. Çok güzeldi. Ayağınıza sağlık. İnşallah bir gün canlı izleme şansımız olur. Şu pandemiden inşallah bir an önce kurtuluruz. Sizi İl Milli Eğitim'in programlarında da görmek istiyoruz. Evet, Halk bunu ben de oyunlarına, anladım. folklora verdiğiniz değeri herkes çok iyi biliyor. Önceki televizyon çekimlerinizden de zaten bunu takip ettik, gördük. İnşallah Sümer Ezgüler çoğalır diye sohbete başlayalım. Şimdi halk oyunlarına karşı olan ilgi çocukluktan gelen bir ilgi mi, aileden birileri mi var yoksa sizin kendinizin böyle özel olarak seçtiği bir yol mu? Bize bir anlatır mısınız? Şimdi çocukluğum Burdur'un Bucak ilçesinde geçti. Zaten böyle işte çevremizde duyduğumuz şeylerde işte düğünlerde böyle evlerin önüne
Açık havalarda böyle davul zurnayla gelin karşılamalar olur. Konukları karşılarlardı. Okucu derler ona. Davetlileri karşılarlardı davul zurnayla. Ondan sonra böyle uzun kalaslar, küçükler olur. Oralarda böyle şeyler, misafirler otururdu. Ve düğün çalgıcıları işte orada çalarlardı. İşte zeybekler oynanıyor. Biraz önce izlediğiniz panelde bizim karşılıklı oynadığımız Serenler Zeybeği gibi, Avşar Zeybeği gibi böyle zeybekler oynanıyor. Harmandalı Zeybeği gibi zeybekler oynanırdı. İşte teke zortlatmaları oynanırdı. Yayla yolları gibi. Bunlarla büyüdük tabii. Biz farkında değiliz. O kültürün içinde şey olarak yuvarlanarak yetiştik gittik tabii. Ve sonra ortaokulda ben bir ekibe girdim. Halk oyunları ekibine girdim. Böylece yani kostüm giyerek oyunculuk yaşamım başladı. Lisede devam etti gene. Kulaklar çınlasın Nihal Hızır hocamızın ekibinde, Silifke ekibi, Bulgur ekibi. Onlar oralarda oynadım. Daha sonra da Ankara'ya gittim. Ankara 19 Mayıs Gençlik ve Spor Akademisi'ne. Enver Keskin bizim halk oyunları hocamızdı. Orada artık iyice farklı oldu. Yani diğer yörelere de daha çok öğrenmeye başladık. Elazığ'dır, Gaziantep'tir, Adıyaman'dır, işte Artvin'dir. Yani birçok Karadeniz oyunları, birçok yöreyi böyle öğrenerek artık uluslararası festivallere falan gitmeye başladık. O öğrencilikte tabii bizim çok güzel ve renkliydi bu festivaller. Ve bana çok şey kazandırdı halk oyunları. Müziğime de çok şey kazandırdı. Çünkü işte Silifke'nin gırnatıcısıyla biz o festivallere, şeylere gidip yurt dışına giderken 3 gün birlikte otobüste çaldık şöyle. İşte onun kemancısını, onların yerel şeylerini ağızlarından dinledik. İşte Erzurumlu dayımız bizim zurna çalardı gene falan. Yani otantik adamlarla biz birlikte olduk. Onun dışında uluslararası festivallerde de yabancı ülkelerin halk oyunlarını ve müziklerini de dinleme, tanıma imkanım oldu. Ve gördüm ki aslında halk oyunları bütün dünyada kolayca anlaşılıveren, Aradolu bir şey, dans türü. Evet. O festivallerin sonunda zaten hep birlikte kol kola giriveriyoruz. Biz bütün o ülkeler hep birlikte işte oyunlar, halaylar ve benzeri şeyler çekiyorduk. Ve diğer ülkelerin müzisyenleri de katılıyor. Bizim davul zurna da katılıyor falan. Bir şenlik oluyor. Yani aslında halkın müziği, halkın dansları çok şey böyle kolay algılanan ve katılımcılığı olan topluca eğlenme, topluca yaşama imkanı sağlayan kültürler bunlar, halk kültürleri. Vallahi abiciğim o kadar güzel anlatıyorsun ki yani şu an o anı yaşıyormuş gibi ben de hani gittik yurt dışına biz de o şeyler yani dediğiniz gibi insanların kaynaşması ortak dil hani Evet. müzik evrenseldir, dans da evrenseldir, halk oyunları da evrenseldir. Yani mutlaka insanlara pozitif yönde çok şey katıyor bizim içinde olduğumuz bu mesleğimiz artık kimilerinin hobisi, kimilerinin mesleği diyelim. Evet. Şimdi peki şöyle bir şey soracağım. Size göre geçmişteki halk oyunlarının o lezzeti, tadı bu günümüzde de var mı? Bir dejenere görüyor musunuz? Böyle bir şey hissediyor musunuz günümüzde oynanan halk oyunlarıyla ilgili? Evet. Yani özden biraz koptu tabii. Tamamen çizgi ağırlıklı olmaya başladı halk oyunları. Hatta bir figürle, iki figürle bir oyun çıkarılıyor. Sahneleme şekillerle bir oyun çıkarılıyor. Aslında bir şeyin lezzeti orijinindedir. Yani köyüne gittiğiniz zaman o lezzeti görürsünüz. O lezzeti yaşatabiliyorsak her türlü çalışma yapılabilir, her türlü işte çizgiler de uygulanabilir. Ama eğer ki o lezzeti kaybediyorsa bir gözden geçirmek lazım. Tabii artık halk oyunları bir gösteri sanatı, sahne sanatı. Yani dekoruyla, ışığıyla, kostümüyle, müziğiyle bir sahne sanatı halk oyunları. Bunu biz yurt dışına çıktığımız zaman diğer ülkelerin bir Romanya'yı, bir Bulgaristan'ı izlediğimiz zaman görürdük. İskoçları izlediğimiz zaman ya da Gürcüleri izlediğimiz zaman görürdük yani bunun bir şov sanatı olduğunu görürdük. Bizim de tabii ki yurt dışında büyük başarılarımız var halk oyunlarında.
Zakopanya'da, Dijon'da büyük başarıları var. Ülkeyi temsil eden belli başlı birkaç unsurdan bir tanesiydi halk oyunları. Yani bu kadar kitlesel bir dans türü. Bunun tabii bir duygusu var. O duygusunu yaşatmak gerekiyor. İşte o düğünlerde hani insanlar böyle işte 50 kişi, 100 kişi bir halka oluşturuyor ve hep birlikte oyun oynuyor ya da işte zeybek oynuyorlar falan. Bir ruh çıkıyor orada. Yani ortada bir ruh var ya. Çizgilerde biraz bunu kaybettik. Öze biraz daha öze bakmamız lazım. O dansın varlık nedeni nedir? Neyi ifade eder? Bunlara biraz bakmamız gerekir diye düşünüyorum. Sadece işte jimnastik hareketleri gibi işte çünkü sayılarla öğretildiği için sayılarla öğretilen dansta risk başlıyor. Ama bunun kökeninde insanlar görerek öğreniyor. Bütün halk kültürleri böyledir. Mesela tarhana çorbasını yemek kitabından tarifle öğrenmez halkımız yani. Ninesinden, annesinden görerek öğrenir. Evet. Oyunlar da aynı şekilde. Yani hep birlikte yaşarken göz bir göz o çocuklar göre göre elerler, öğrenirler ve katılırlar. Bu bir ruh yaratır. Doğal bir ruh, hormonsuz, sıcak bir ruh yaratır. Ama sayıyla öğretildiği zaman halk oyunları işte orada bir şey başlar, risk başlar. Yani o zaman ikisinin bir ortasını bulmamız lazım. Yani evet sayıyla öğretiyoruz bir ekip çalışması. Ekip çalışması demek birlik beraberlik bazı bir disiplin gerektiriyor. Çünkü bireysel değil artık ve bir sahne sanatı haline geldi artık. Bu başka bir nokta ama bunu yaparken işte kopmamamız, duygusal açıdan kopmamamız, orijinden kopmamamız gerekir. Lazım. Aynen. Burada da tabii işte ilgili kurumların devreye girmesi lazım. Dediğiniz gibi sahne sanatı o da olması gerekiyor. O şovun, o güzelliğin ortaya çıkması lazım. Işık, kostümlü sahneydi. Bunları kullanalım ama özünden de ayrılmayalım. O özünü de koruyacak kurumların devreye girmesi lazım burada tabii. İşte bir takipçimiz yazmış halk oyunları üvey evlat gibi mi bir şey yazmış. Yani unutulmuş, göz ardı edilmiş gibi. Aslında bu enteresan bir şey. Tabii halk oyunları bir kültür aynı zamanda. Yani bu nasıl yaşatılır? İşte okullarla yaşatılır. Mesela bizim Antalya'da bir sanat, Sümerci Sanat Akademisi var. Bizim halk oyunları öğrenci. Taner mesela orada kardeşim. Halk oyunları dersleri veriyor. Enteresan böyle ailece de geliyorlar. İşte 7 yaşındaki çocuğu abisi, işte annesi, babası böyle ailece gelip halk oyunu dersleri alanlar da var. Ya da arkadaş grubu çıkıp geliyor mesela dersler alıyorlar. Biz mesela bu anlamda katkı sağladığımızı düşünüyoruz. Ama aslında bunun tıpkı müzik gibi, halk müziği gibi okullara girmesi gerekiyor. Bu çok da yani okul eğitimine sokulmayan bir şey yavaş yavaş yok olmaya mahkumdur. Onun için Evet. eğitime sokulması lazım. Biz de onu işte Sayın Levent Yazıcı Müdürümüz sağ olsun. Ben her zaman her fırsatta da dile getiriyorum. Yani bütün halk oyuncular adına teşekkür ediyorum. 2 senedir, 2,5 senedir Bir Ses İki Hareket projesi İstanbul'da okullarda yürütülüyor. Bilmem duydunuz mu projeyi? Evet, onu senden de takip ediyorum. Onu senden de takip ediyorum. Aslında çok çok değerli çünkü artık bir de şu da anlaşıldı. Yaşamda mutlu ve başarılı olmak için akademik başarı yetmiyor artık. Nihayet biz de anlamaya başladık. Yani insanların bir de sosyal başarısı olması lazım. Sosyal başarısı olmayan insan yaşamda da başarılı olmuyor. Bunlar nasıl oluyor? Sporla oluyor, işte müzikle oluyor, danslarla oluyor, bu tür aktivitelerle oluyor. O açıdan sizin bu spor, müzik ve halk oyunlarının okul eğitimine alınması yönündeki İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü'nün projesi harika bir proje. Hatta ben müzik açısından da şunu söyleyebilirim. İşte birçok müzik öğretmeni atama bekliyor. Biz aslında müzik derslerinde fizik, matematik bir telafi yapılan Maalesef. bir ülkeyiz. Yani müzik derslerimiz hala öyle bakın, hala öyle. Üniversite sınavı geldiği zaman ya da onun işte özel okulların sınavları yaklaştığı zaman benim oğlumun okulunda da olmak üzere
müzik dersleri, beden eğitimi dersleri kaldırılıyor. O saatlerde diğer matematik gibi dersler gösteriliyor. Yani bizim jenerasyon itibaren bugüne kadar da müzik dersleri ve benzeri sosyal dersler hep telafi dersleri olarak aynı zamanda değerlendirildi. Bu yanlış. Çünkü yaşamında müzik olmayan, dans olmayan, sanat olmayan, resim olmayan insan ne kadar akademik başarısı da olsa bir kere kapalıdır. Yaşama bakışı kapalıdır, yani rengi yoktur. Rengi olmayan insanlar birbirini anlayamaz. Ne kadar sanat yaşamda olursa insanlar daha birbirini anlar, daha iletişim güzel olur. İnsan kendini daha çok ifade eder. Orta Doğu'ya bakın, yani herkes birbirini kesiyor. Neden? Sanat çok düşük orada. Sanat yok. Dolayısıyla sanatın yükselmesi lazım. Bu dans olur, Kesinlikle. müzik olur, işte spor olur. Bizi daha çok insanlaştıran bu konuların yaşamımızda daha çok olması lazım. Mesela haftada bir müzik dersi olmaz, yetmez. Ne yapsın ki müzik öğretmeni yani orada? İşte enstrümanımı akortesini, yani mümkün değil. Sizin derken İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü'nün bu halk oyunları, müzik ve spor alanındaki projesini ayakta alkışlıyorum. Teşekkür Okullara ederim. gitmesi lazım. Sağ olun. Yani aslında az önce dediğiniz hani işte matematikte Türkçe telafi dersleri de ama bu 2023 eğitim vizyonunda Sayın Bakanımızın da özellikle söylediği işte bu tasarım beceri atölyelerinin açılması, akademik başarının yanında çocukların kendi özel ilgi ve yetenekleri doğrultusunda da yönlendirilmesi için bayağı bir şey var, çalışmalar var. Sayın Bakanımız da destekliyor aslında bu dediğiniz şeyleri. İnşallah yavaş yavaş Allah'ın izniyle oturtacağız. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün bu örnek projesi inşallah tüm Türkiye'ye yayılır. Amaç, hedef de o aslında. Çocukların akademik başarısının yanında sosyal yönden de kendilerini geliştirmeleri, kendi ilgi ve yetenekleri doğrultusunda birer ülkelerine, vatanlarına faydalı bireyler olarak Tabii. yetiştirmelerini istiyoruz. İnşallah bu alanda başarılı oluruz. Bir de şimdi milli kültürün, pardon, milli kültürün yaşamasını istiyorsak bu kültürü bilen öğretmenler lazım. Dolayısıyla işte bu güzel sanatlar liselerinde ya da eğitim fakültelerinde kendi müziğini de bilen öğretmenlerin yetiştirilmesi lazım. Bu yavaş yavaş başladı artık. Yani müzik öğretmenlerimize baktığımız zaman hala da öyledir. Bakın, özellikle özel okullara bakın. Çok özel ilgisi yoksa müzik öğretmenlerimiz piyano çalar, keman çalar, flüt çalar ki çok güzel, asla yanlış anlaşılmasını istemem. Ama milli bir enstrümanda çalarsa eğer daha donanımlı olur. Dolayısıyla güzel sanatlar liselerindeki bu yeni uygulamaların daha böyle köklenmesi lazım. Yani piyano nasıl zorunluysa bir milli enstrüman, bağlama da zorunlu olması lazım. Eğitim fakültesinde ana dalı her neyse bir batı enstrümanı ise milli bir enstrümanın da zorunlu olması lazım. Daha donanımlı olur. Ama bu arada milli enstrümanı çalan bir insanın da, bir öğretmenin de ya da bir müzisyenin de bir batı enstrümanı çalması, bir piyano çalması güzeldir. O da artıdır. O da donanımdır. Yani bir ülkede kendi müziğinizin gelişmesini istiyorsanız kendi müziğinizi bilen öğretmenler yetiştirecektir. Kendi danslarınızın yaşamasını istiyorsanız kendi danslarını bilen öğretmenler yetiştireceksiniz ki okullarda bunların eğitimi verilsin. Aynen. Güzel sanatlar demişken abicim hemen oraya ben şey yapayım. Şimdi güzel sanatlar liselerinde halk oyunları bölümleri olsun diye bir girişimler var. Düşünceler de var. Bu konuda sizin fikirlerinizi alabilir miyiz? Yani güzel sanatlar lisesinde halk oyunları bölümlerinin olması, çocuklarımızın işte gideceği bir alan daha açılması. Sizce nasıl değerlendirirsiniz bunu? Bu arada şu yazan bir dostumuz var. Bu sınav sistemiyle maalesef diyor, bu tür etkinlikler diyor, sanatsal şeyler diyor, maalesef işte geriye alınacak diyor. Yani devam edecek diyor. Çünkü sanatta ilgisi olan öğrenciler sınav kaygısı yüzünden yetenek alanlarından uzaklaştırılmak zorunda kalıyorlar. Bu bir sistem. Bu sistemin gerçekten gözden geçmesi gerekiyor. Yani bu kadar ödev, bu kadar sınav, yani çocukların daha rahatlaması lazım. Rahatlaması lazım. Girelim Güzel Sanatlar Lisesi'ne. Neydi bir daha? Pardon. Şimdi güzel sanatlar liselerine halk oyunları bölümleri de olsun, açılsın diye düşünceler var. Hatta girişimler de var. Bunlarla ilgili sizin de fikirlerinizi öğrenmek istiyoruz. Ya yani bu bölüm Güzel Sanatlar Lisesi'nde evet olmalı mı?
Valla bale nasıl ki bir sanat kısmıysa halk oyunlarında bir sanat koludur. Genelde halk oyunlarını okullarda beden eğitim öğretmenleri yapar. Beden eğitim öğretmenleri biraz böyle şeydir, çok yönlüdür yani. Halk oyunlarında birçoğu bilir. Ama evet, bu dediğin çok önemli aslında. Güzel sanatlar, yani sanatla ilgisi olan bir okulda halk oyunlarını bilen öğretmen adaylarının ya da müzisyen adaylarının yetişmesi çok doğrudur. Halk oyunları aynı zamanda şu katkıyı da sağlar. Müzisyenlere kendi ülkesinin müziğinde ritim duygusunu, yöresel anlatımları daha iyi ifade etme imkanı sağlar. Mesela ben halk oyunlarından gelen müzisyenlerle çalışmayı tercih ederim. Çünkü o müzisyenler o adımları bilirler. Halk Evet. oyunlarını oynamış müzisyenler onu çalarken tavrıyla çalarlar. Güzel sanatlar liselerindeki sanatçı adaylarına ya da ileride öğretmen adaylarına ben kendi ülkesinin danslarının öğretilmesini hararetle arz ederim. Şöyle bir durum var. Batı eğitiminden geçmiş müzisyen adayları, öğretmen adayları ya da sanatçı adayları ileri yıllarda bir eksik hissediyor. Kendi ülkesinin müziğini, melodilerini, ritimlerini çalamıyorlar. Bunda zorlanıyorlar. Bunu itiraf ediyorlar. Ve bunun yanlışlığını da söylüyorlar. Mesela biz kendi konserlerimizde, orkestralarımızda aldığımız müzisyenlerde, mesela davul çalan, bateri çalan arkadaşım, batı ritimlerini çok iyi yapıyor. İşte rock ritimleri çok iyi yapıyor. Hadi bizim 9 zamanlı, 5 zamanlı, 7 zamanlı bir Karadeniz havası, bir Trakya havası, bir Ege türküsü ya 9'larda falan şey yapıyorlar, zorlanıyorlar. Yeni baştan çalışıyoruz. Melodik açıdan koma sistemi bizim melodilerimizin bizim ses sistemimiz farklıdır. Bizim ses sistemimizden uzak yetiştiriliyor. Hele hele şöyle bir akım vardı. Aman bunları dinlemeyin, bunları dinletmeyin. Kulaklarınız kirlenir diye bir şey vardı. Böyle bir şey olamaz. Yani müzikte böyle dansta, sanatta fanatizm olmaz. Hepsi güzeldir yani. Batı sanatları da güzeldir. Bizim milli sanatlarımız da güzeldir. Böyle bakmamız lazım. Bu sefer ne oluyor? Birbirinden kopuk iki kesim yetişiyor. Oysa sanat birleştiricidir. Sanat birleştirir. Fanatizm olmaz yani. Birbirlerine düşman bakamaz sanatçılar, sanatçı adayları, müzisyenler. Bu açıdan özellikle kendi müziğimizin de milli sanatlarımızın da danslarımızın da öğretilmesi gerektiğini düşünüyorum. Güzel sanatlar liseleri bunun başlangıcını yeni yeni yaptı. Evet, inşallah hocam. Şimdi az önce dediğiniz birleştiricidir işte halk oyunları şeydir. Şimdi sizin mesela size halk oyunlarının çocukluktan böyle kattığı işte şunu da halk oyunları sayesinde başardım dediğiniz bir şey var mı? Bir anınız var mı böyle güzel bir anekdot olarak? Tabii her şeyden önce şeyde Burdur'da Burdur Lisesi'nin halk oyunları ekibindeyken böyle çok özel yerlere davet ediliyorduk biz. Bir lise öğrencisiyken giremeyeceğimiz ortamlara davet ediyorduk ve masalarda konuk ediliyorduk. Yani diğer misafirler gibi masalara oturtuluyorduk lise öğrencileri. Bize de yemekler getiriliyordu falan. Böyle çok mutlu oluyorduk yani bir ayrıcalık hissediyorduk. Okul Kesinlikle. gösterilerinde, o lisenin gösterilerinde biz sahneye çıkıyorduk, bizi izliyordu, halk bizi izliyordu. Bu güzel bir duygu aslında. Yani bir taraftan da her insanın bir potansiyeli vardır. O potansiyelini sergilemek çok hoştur yani. Hem farklı kılar, hem mutlu kılar insanı. İçinde birikmiş şeyleri dışarıya atar, tortularını rahatlatır, beynindeki kaygılarını azaltır, iletişimi artırır. Sonra şeye işte şehirler arası gösterilere gitmeye başladık. Biz farklı şehirleri görmeye başladık o çocukluğumuzda halk oyunları sayesinde. Üniversitede bu sefer uluslararası seyahatlerimiz oluyor. Bir üniversite öğrencisi olarak ben nereden 17 yaşımda çıkmaya başladım. Ailemden özel muvafakatla yurt dışına gönderilmiştim. İşte Belçika, Hollanda bağlantılı bir seyahatti. Nereden göreyim ben yani üniversite öğrencisi olarak? Arnavutluğa gittim. Arnavutluğa giden ilk Türk grubu biziz mesela. Daha doğrusu Arnavutluk ilk kez kapılarını rejimden sonra
bize açtı. Mesela Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Orta Asya'ya gittik. Avrupa, Almanya, Avrupa'nın birçok ülkesine gittik. Amerika'ya gittim ben. Dolayısıyla bunları halk oyunları sayesinde yaşayabildim. Ve genç olarak bir genç, yetişmekte olan bir genç olarak yaşadım. Ayrıca bana göre çok da değerli olan başka bir konu var. İşte uyuşturucu, esrar ve benzeri gibi kötü yollardan daha sağlıklı bir yola bizi şey yaptı, çevirdi. Çünkü hele hele bugünlerde artık uyuşturucu biliyorsun ortaokullara hatta ilkokullara kadar girmiş. Yani bunlar çok üzücü. Dolayısıyla bu tür etkinlikler çocukların o boş zamanlarını yanlış yollara sapabilecekleri zamanlarını daha doğru yollara çeviriyorlar, sanata çeviriyorlar. Halk oyunlarının bile böyle katkısı oldu bize. Evet, çok güzel. Aynen yani biz de söylediğiniz gibi halk oyunlarının sayesinde yani dünyanın neredeyse hemen hemen gitmediğimiz yeri kalmadı ve bu halk oyunları sayesinde oldu. Şimdi pandemi döneminde evlerinde kalan çocuklar için yani bu alanda bir tavsiyeleriniz var mı? Nelerdir? Neler yapsınlar? Yani çünkü sürekli şu an çocuklar durdular. Bir hareketsizlik başladı. 7-8 aydır evlerde. Çocuklar spor kulübüne gidemiyor, halk oyunları derneklerine gidemiyor. Okulda değiller, okuldaki halk oyunları kurslarına gidemiyorlar. Bunlarla ilgili böyle evde yapmalarını tavsiye edeceğiniz şeyler neler? Bunları da bir öğrenebilir miyiz? İşte artık eğitim sistemi ister istemez değişmeye başladı. Uzaktan eğitim yapılıyor. Bizim sanat akademimizde de uzaktan eğitim yapıyoruz. Mesela Ankara'da Hobi Sanat Merkezi var. Uzaktan gene aynı şekilde hobi amaçlı çok fazla öğrencisini halk oyunları öğretiyor. Arkadaşlar bir trik çalışması yaptım da çok rüzgar dedim. Şey yaptım. Üşüttüm onun için öksürüyorum. Covid yok yani. Sorun yok. yani evde kalan çocuklar için artık internet üzerinden bu tür çalışmalar yapılabilir. Onu önerebilirim. Ne diyeyim başka? Yani biz öyle bir yarışma yaptık mesela bir ses iki hareket projesinde kapsamında bir tek sen solo halk oyunları yarışması yaptık. Solo olarak katıldık. 600'e yakın da başvurumuz oldu öğrencilerine evlerden. Kendileri çektiler, kendileri oynadılar. Bütün karakterlerde işte tekeydi, bağırdı, halaydı, kafkaslı, horondu bütün karakterlerden çekip kendilerini göndermişlerdi. Bayağı da mutlu oldu çocuklar. Hani benim aldığım dönütlerde dereceye girmeyen öğrencilerin bile öğretmenlerinden aldığım dönütlerde çok mutlu olduklarını söylediler. Yani çocukların evde bu şekilde bir aktiviteye katılmaları. Ondan sonra tekrar işte EBA TV çekimlerinde yine bizim çekimlerimiz oldu. Konservatuvardan mezun arkadaşlarımızın o pandemi sürecinde yöre yöre oynadıkları İzmir'de, Antep'ti, işte Artvin'di. Böyle yayınlar yaptık. EBA'da yayınlandı. İnşallah ulaşmıştır. Amacına da ulaşmıştır diye umut ediyoruz. Biz de şu an yüz yüze eğitimin dışında artık böyle uzaktan eğitim kabullenmek zorundayız. Aynen. Halk oyunlarında bu sisteme uydurmalıyız diye düşünüyorum. Aynen. Şimdi bir de sizin abi bir kampınız vardı 2018'de. Çok güzel bir kamp yapmışsınız. Halk oyunları kampı. Evet. Onu işte sevgili bizim Murat Keskin'in Hobi Sanat Merkezi'yle ortak yaptık Antalya'da. Bu ne kadar hoş değil mi? İşte insanlar bir tatil köyünde şey yaptılar. Denize girdiler. Ondan sonra normal bir tatil yapar gibi yani geldiler. Ama ne oldu? 10 saati oldu mesela. Sonra işte ara verildi. Yemek yendi. İstirahatler oldu. Öğleden sonra halay saati. Bilmem işte zeybek saati. O saatlerde böyle onları oynadılar. Dedim ben de eğitim konusunda bir saatte eğitim vermiştim orada. Çok hoş. Yani halk oyunları kampı. Adı bile güzel değil mi? İşte müzik kampları var. Böyle halk oyunları kampları var. Bunlar çok güzel tabii. Hem tatil yapıyor insanlar. Hem de hobi amaçlı. Aynen. Hatta ihtiyaç bildiriyorlar. Bir açıklamanız vardı. O şeyde takip ettiğim dönemde şeydi.
İşte hiç hayat içinde ukde kalmış ya, hiç oynayamadım şimdiye kadar deyip de gelip o kamplarda o halk oyunları sevgisini şeyini atan insanlar gelmiş. Evet. Vallahi tebrikler. Gayet güzel bir oluşum, proje. İnşallah devamı Çok. gelir yani. İnşallah. Yani bunu çok arzu ederiz tabii. Bu konuda sevgili Murat Keskin'le de hep görüşüyoruz biz. Şu dönemleri bir atlatırsak, Covid dönemlerini, çok iyi olur tabii. İnşallah. Tabii bu halk oyunları kampı deyince böyle bir içimde cız etti. Sevgili Şenol Şentürk, benim spor akademisinden de arkadaşım, Trabzon oyunlarının da aynı ekipte oynadığımız Toprağı Fırtınaydı yani Şenol. O da Allah rahmet kampımızda, orada o da eğitim vermişti. Sonra bizim sanat akademimize geldi. Orada da bir gün geçirdik. Ondan kısa bir süre sonra kaybettik maalesef Şenol Şentürk'ü. Halk Onu da oyunlarının saygıyla, sevgiyle bizim yad edeyim. Cahit hocamızın oğlu. Evet. Allah rahmet eylesin. Evet. İnşallah bizden sonra bu şekilde iyi bahsederler. Evet, O inşallah. yaptığı işlere güzel imzalar attı gitti. Bir de abicim şey vardı. Rekor denemeniz vardı sizin. Ha evet, Peki. Burdur'da. Evet. Evet, Burdur Atatürk Stadı'nda 20.328 kişiye ben tekez zorlattım. Maşallah. Evet, 4 ay çalıştılar. Bu aslında Burdur Valiliği'nin bir projesiydi. Orada verdiğimiz bir konserin bir bölümünde rekor denemesi yaptık. Fakat İngiltere'ye başvurmadığı için valilik, orada sorun yaşandı. Ama o önemli değil. Yani 20.328 kişi 4 ay çalışarak bir ideal için bir araya geldi. Çok güzel. Türkiye'de bir apartman toplantısı yapamıyor insanlar yani biliyorsun. Ama 20 bin kişi insan sevindi. Burası çok Süper. güzeldi yani. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü de böyle bir şey yapalım. Şu COVID dönemi geçsin de. Ben aslında müdür beyin hep aklında olan bir şeydir. Böyle stadyumda birçok insanın bir arada oynadığı bir şeyi müdür bey çok istiyor. Bir İnşallah rekor beraber kıralım yani. rekor kırarız. Vallahi rekor kıralım. Şimdi arada sorular da geliyor abicim. Halk oyunlarının son zamanda yaşadığı sorunları neye bağlıyorsunuz diye. Bilsem sanat merkezlerinde halk oyunları dersi zorunlu olsun diye. Oradan arkadaşlar yazıyor yorumlara. Yorumları özellikle kapatmadım ki soruları alabilelim. Bugünü, dünü, bugünü, yarın diye halk oyunlarını. Son zamanlarda yaşanan sorunlar, siz bir sorun görüyor musunuz? Önce onu söyleyeyim. Görüyorsanız da neye bağlıyorsunuz? Temel İşte sorun. çok pardon. Teknolojinin gelişmesi, sosyo-kültürel alanların genişlemesi, bunlar olumlu mu etkiliyor yoksa olumsuz mu etkiliyor size göre? Ya da başka sorunlar var mı? Onları da bir öğrenebilir miyiz? Tabii artık teknoloji gelişti, medya çok gelişti. Dolayısıyla insanların, çocukların, gençlerin ilgi alanları dağılmaya başladı. Bütün dünyayla entegre yaşıyoruz. Dolayısıyla halk oyunları gibi kendi kültürünüzün de yaşamasını ve devamını istiyorsak eğer mutlaka okul sistemine girmesi, eğitim sistemine girmesi. Eğitim sistemine girmeyen bir şey zamanla yok olur gider. Onun için bilsen de olur, bu merkezlerde halk oyunlarının öğretilmesi lazım. Halk oyunları sadece bir dans değil yani kültür olmasının ötesinde diğer enstrüman çalan arkadaşlarımızı da enstrüman öğrencilerini de destekleyen bir alandır. Onun için okul sistemine mutlaka sokulması gerekir. Evet, kesinlikle abicim. Ya aynı fikirdeyiz. Yani arkadaşlar da zaten şu an bunu istiyor. Konservatuarlar halk oyunları bölümlerini biliyorsunuz. Konservatuarı takip ediyor musunuz? Çalışmalarını, halk oyunları bölümlerinin şu olmalı ya da şu yaptığı işler daha güzel. Bu alanda fikirlerinizi öğrenmek istiyorum abicim. Doğru, çok fazla takip edemiyorum. Ancak Ege Üniversitesi'nin konservatuvarında güzel halk oyunları bölümü çok şeydi. Etkiliydi, onu hatırlıyorum. Cengiz Hoca vardı. Abdurrahim abi, Abdurrahim
Karademir. Orada çok çok güzel şeyler yaptılar. İstanbul'da İTÜ'nün halk oyunları bölümü var. Yani çok çok fazla takip edemiyorum. İnan takip edemiyorum ama çok değerli olduğunu düşünüyorum bu bölümlerin. Çünkü mesela benim orkestramda Oğuz var. Oğuz Baksoy nefesli sazları çalıyor. Ege'den mezun, İzmir'den mezun. Halk oyunları bölümü mezunu ve halk oyunlarından mezun olduğu için bizim eskilerimize eşlik ederken çok daha bilinçli eşlik ediyor. Yani daha şey farkında, o ritimlerin farkında, melodik yapının farkında, Olaya daha hakim. o ruha hakim yani. Türkünün ruhuna hakim oluyor. Onun için halk oyunlarının gerçekten konservatuvarlarda değer görmesi lazım yani. Eğitimine önem verilmesi lazım diye düşünüyorum. Peki bu alanda abicim velilerimize, öğretmenlerimize bu konuyla ilgili tavsiyeleriniz var mı? Halk oyunlarla ilgili velilerimiz çocuklarını yönlendirmesi açısından öğretmenlerimizin işte çünkü bana göre halk oyunları değerler eğitiminin en iyi örneklerinden biridir. Yani kendi değerlerimizin en iyi örneklerinden biri de halk oyunlarıdır. Yani velilerimiz, öğretmenlerimiz bu konuda çocukları yönlendirmeleri açısından siz neler söyleyeceksiniz? Şimdi biz Antalya'da Sümer Ezgi Sanat Akademisi olarak bazı okulların sanat işlerini götürüyoruz. İşte bu ne oluyor? Halk oyunları oluyor, bale oluyor, cura ekibi olabilir, piyano dersleri, keman dersleri. Bazı okullar özellikle tamamen bale eğitimi üzerine durmak istiyor. Bazı okullar hem bale hem halk oyunu istiyor. Ama ben şunu biliyorum. Benim çocuklarımın okul gösterilerinde de ne zaman ki halk oyunları çıkıyor, o Kafka ekibi çıkıveriyor falan, salonda başka bir ruh oluyor. Evet. Yani bu bir gerçek. Onun için halk oyunları ilgi çeker. Halk oyunlarını, baleyi nasıl ki bale eğitimi veriliyorsa, halk oyunları eğitiminde o da bir adımdır, o da bir danstır, verilmesi gerekir diye düşünüyorum. Bazen şöyle oluyor, bizim okulda mesela veliler öğrenci getiriyorlar, çocuklarını getiriyorlar, piyano eğitimi için getiriyorlar. Biz çocukları geldiği zaman bütün enstrümanları da dolaştırıyoruz. Piyano çaldırıyoruz, parmak yapısına bakıyor öğretmenimiz. Kucağına bir cura veriyoruz, curayı nasıl tutuyor? Bir gitar veriyoruz. Bateriye oturtuyoruz, bateri çaldırıyoruz. Bazı çocuklar diyor ki ben cura çalacağım. Şimdi anne şaşırıyor. Aa, inanamıyorum diyor. Biz piyano için getirmiştik diyor. Ama hoşuna da gidiyor yani. Beklemiyor çünkü çocuğundan böyle bir şey. Ya da şey oluyor. Ne diyeyim sana? İşte köy kökenli bir velimiz geliyor mesela, çocuğunu baleye vermek istiyor. Hiçbir sakınca yok. Bu arada onu da söyleyeyim yani, asla hiçbir sakınca yok. Kesinlikle. Son derece de destekliyoruz onu. Ama çocuk daha sonra halk oyunları çalışmasını gördüğü zaman bu tarafa da böyle ilgi göstermeye başlıyor. Yani açık olmak lazım. Bu tarafa da bu tarafa da fanatik olmamak lazım. Yani bale nasıl ki bir danssa, halk sanatı olan halk oyunları da bir danstır. Dünyada böyle yani, geleneksel dans, modern danslar hepsi ayrıdır. Hatta halk dansları adımları birçok dansa da ilham verebilir. Rus pateni izliyorsunuz. Bu Rus pateni yarışlarında bakıyorsunuz mesela, bunu özellikle şeyler çok yapar. Ruslar, bu Kafkas ülkeleri çok yaparlar. Kendi dans hareketlerini, adımlarını o paten kayarken uygularlar falan. Nasıl salon ayağa kalktırır yani. Yani ilham verir. Halk oyunları diğer danslara da ilham verir.
İşte az önce dediğiniz hani gösteride Kafkas ekibi çıktığında bir ruh hali değişiyor dediniz ya. İşte o çocukların da aslında işte o içindeki ruh çıkıyor ortaya. O yüzden işte Cura'ya öyle bakıyor, halk oyunlarına öyle bakıyor. Çünkü önce kendi benliğini istiyor. Yani buradan da gönülden de önce kendi benliğini istiyor. Dediğiniz gibi iki tarafta olması lazım. Hiçbir şekilde fanatik davranmayacağız. Sanatın her alanı güzel. Ama işte önce can, sonra canan. Ya mesela Azerbaycan'da Bakü Konservatuvarı çok köklü bir konservatuvar. Oralarda yetişen ünlü kompozitörler, büyük orkestra, batı orkestralarının kompozitörleri kendi halk mahnılarını, mugamlarını, ritimlerini bilmeden bu böyle bir aşamaya geçemezler. Çünkü hangi ülkenin müzisyeni oluyor ki? Hangi ülkeye kompozisyon yapacak? Hangi ülkenin müziğini yaratacaksın ki? Yani dans da böyle. Kendi ülkenin dansını bileceksin. Kesinlikle. Başka evet. Türlü olmaz. Eksik kalır. Evet abicim. Yavaş yavaş süre bitiyor galiba. Instagram'da biliyorsun bir saate yaklaşınca otomatikman evet. Kapatıyor. Evet. Biz öncelikle çok teşekkür ettik. Şeref verdin. Evlerimize gelerek, ekranlarımıza gelerek. Yani senin hem güler yüzünü görmek, hem bu bilinmeyen yönlerini de arkadaşlar da gösterebildiysek ne mutlu bize. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz adına çok 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 teşekkür ediyorum. İnşallah bir gün yüz yüze daha değişik projelerde buluşuruz. Hatta var, benim aklımda öyle bir şey var. Hem söylerim hem oynarım diye. Güzel. Sizi o şekilde de müdürlüğümüzde de misafir etmek istiyoruz. Kapanışı da ne yapalım Sümer abicim? Hem dinleyenlerin hem bizim kulaklarımızdaki pası silmeniz için bize Sümer Ezgül'ün türkü söylemesini taklit eder misiniz? Çok iyi. Şimdi biraz önce dediğim gibi İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü'nü kutluyorum. Bu spor, müzik ve halk oyunları konusundaki çalışmasından, projesinden dolayı okullara bu faaliyetlerin okullara mutlaka okullarda yaygınlaştırması yönündeki faaliyetinden dolayı kutluyorum. Beraberinde de müzik öğretmenlerini çok önemsiyorum. Bir ülkenin müziğinin gelişmesini istiyorsanız müzik öğretmeni yetiştireceksiniz. Milli müziğinizin de yaşamasını istiyorsanız milli müziğini bilen müzik öğretmenleri, aynı zamanda milli müziğini de bilen müzik öğretmenleri yetiştireceksiniz. Kendi danslarınızın yaşamasını istiyorsanız danslarını bilen öğretmenlerin ve dolayısıyla okul eğitiminin olması gerekiyor. Yani atama bekleyen öğretmenlerimizin de bir an önce bu branşlarda atama bekleyen öğretmenlerimiz de bir an önce İnşallah. Eğitim yaşamına kavuşmasını ben biliyorum. İnşallah, inşallah. İşte şey yapacağım. TRT'ye dedim ya Anadolu'dan geldik. Sümer Özgül'e Anadolu'dan geldik programına başlayacağım. Ocaktan sonra yayınlanacak. Şimdiden çekimlerine başlıyoruz. Ben cumartesi günü Burdur'da, pazar günü Bucak'ta olacağım. Böyle en yakınımızdan başlayıp çekimlere bütün Anadolu'yu dolaşacağız. İnşallah İstanbul'a gelirseniz inşallah görüşürüz. Proje kapsamında ayrıca ben söylemeyi unuttum. Biz sadece öğrencilere yönelik çalışmıyoruz. Öğretmenlerimiz de işin içinde. Çok güzel. Öğretmen gruplarımız var. 39 ilçede 800 küsüre yakın öğretmenimiz halk oyunlarına başladı. Gruplar yarışma yapacak biz bunlarla ilgili. Ama pandemi izin vermedi. Ayrıca konservatuar halk oyunları bölümünden mezun. Milli Eğitim Bakanlığı'nda kadrolu müzik öğretmenlerimizden oluşan bir grubumuz var. Onlar da profesyonel halk oyunları topluluğu oldu İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün. İnşallah pandemi bitince onlarla da güzel gösteriler yapacağız. Bunu da buradan size söylemiş olayım. Sadece öğrencilere yönelik değil, öğretmenlerimiz de var. Yakında inşallah velilerimiz de işin içine katacağız. Çok iyi. Şenlik yapın. Bir şenlik, karnaval gibi şenlikler olsun. Yaptık, şenliğimizi yaptık ama işte bu sene daha güzel olacaktı. Maalesef sağlık evet. İzin vermedi. Daha, evet. Yarışma konusu da böyle yöreleri yarıştırmaktan ziyade çünkü küskünlükler oluyor. Evet. Kategoriler yani örneğin Karadeniz yöresinin en iyi halk oyunu ekibini, işte Zeybek yöresinin en iyi halk oyunu ekibini, Erzurum'un en iyi halk oyunu ekibini gibi
kategoriler olursa o küskünlükler azalabilir. Çünkü tabii yarışma bütün dünyada var aslında. Dünya, Dijon'da da yarışma var. Ama dediğim gibi yöreleri yarıştırmaktan ziyade ekiplerin başarısını yarıştırmak daha şey olabilir diye düşünüyorum. Yani, Sümer Ezgi'yi tak dediğim o zaman. Aynen abicim. Sümer Ezgi'yi bir tak de. Bizim de kulaklarımızın pası gitsin. Bozkırlardan, yaylalardan, kıyılardan, ovalardan, derelerden, tepelerden, Anadolu'dan geldik. Yaylalarda yiğitlerin harman oldu, güzellerin cilvelenip kısmet buldu, anaların yüreğinin yanık oldu, Anadolu'dan geldik. Anadolu'dan geldik. Anadolu'dan geldik. Tüm katılımcılar adına ben alkışlıyorum abicim. Sevgi selam olsun herkese. Mutluluk olsun, barış olsun, sağlık olsun. Mutluluk. Çok teşekkürler. Şeref verdin. Çok memnun olduk. İnşallah başka bir gün tekrar birlikte olmayı diliyorum ben. Çok teşekkür ederim davetin için. Selamlar. Şu an Burdur'dasınız galiba değil mi? Burdur mu? Şu an Antalya'dayım. Antalya'dayım. Cumartesi günü Burdur'a, öbür gün Bucak'a geçeceğim. Çok çok selamlarımızı iletin. İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü adına, Müdür Bey'in adına çok çok teşekkür ediyorum. Ben de çok selamlarımı iletiyorum. Çok sağ olun. Görüşürüz abi. Görüşmek üzere. Sağ olun.